Selamlar herkese, Hançer ben. Planet Crafters serüvenimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün bir iki tane sandık bulacağız sizlerle ama öyle bildiğiniz sandıklardan değil, altın sandıklardan. Sanırım 3-4 tanesini bulma fırsatımız oldu geçtiğimiz bölümlerde. Ve internetten baktım diğerleri nerede vesaire diye bir çakallık yaptım ve iki tanesinin daha yerini öğrendim. Onun dışında bir tane daha gizli base gibi bir şey buldum. Bugün hızlıca onları sizlere göstermek istiyorum. Bakalım içlerinden neler çıkacak. Öncelikle bir suyumuzu vesaire alalım. Yolculuğa çıkmadan önce kendimizi doyuralım. Şunu yiyelim. Yemek de o kadar fazla yok açıkçası yanımızda. Bir tane de su aldık mı? Ha, burada varmış yemekler. Okey. Her şeyimiz var ya. Kaynak açısından hiçbir sıkıntı çekmiyoruz artık arkadaşlar. Şimdi sandıkların bir tanesi şu tarafta. Alüminyum diyarına gideceğiz. Orada şeyin arkasında olması lazım. Bu taşların arkası, bir tanesinin arkasında herhalde bulabileceğim diye düşünüyorum. Şöyle miydi? Şöyle duran taşların arkasında saklanmış. Şunun arkasında olabilir. Çok güzel saklamışlar. İşte bulduk. Sanırım 5. chest'imiz bu totalde. Klasik şeyler çıkıyor. Çok alternatif bir şey çıkmıyor açıkçası. Neredeyse hep aynı şeyler çıkıyor. Bir tane daha chest'imiz var. Onun için de şuradan yardıracağız. Yanılmıyorsam 10 ya da 12 tane var total ve hepsinden bir tane böyle altın plaket tarzı bir şey buluyoruz. Ve onları odama dizdiğim için kaç tane kaldığını aşağı yukarı çözebiliyoruz. 65 milyona ulaştı tiyayımız. Bunları alabiliyor muyum? Henüz alamıyorum. Bunlar biraz bug'da gibi. Belki tamamen suyun altında kalırlarsa alabileceğiz. Şu base'imiz arkada kaldı. Şu aralıktan geçeceğiz. Fenerimi açabiliyor muyum? Yok. Bayağı karanlık oldu ve akşam. Bu kadar zifiri karanlıkta daha önce çıkmamışız. Ay ne güzel duruyor. Ay değil de her neyse o. Uydumuz, gezegen. Çok ilginç. İlk defa bu kadar zifiri karanlıkta oynuyorum arkadaşlar. Demek ki çıkmamışız. Okey, bu ağaçların olduğu yere geleceğiz. Buz alalım. Bayağıdır buz toplamıyorduk. Şunu da merak ediyorum oyunun hikayesini. Neden böyle ağaç kalıntıları var? Sanki bizden önce birisi terraform etmeye gelmiş. Artık bunlar ağaç değil mi? Ağaç bunlar. Tree bark. Şey. Ve yüzlerce yıllık ağaçlara benziyorlar. Kalınlıklarından anlaşılacağı gibi. Sanki bak şuradaki şuraya inen şey yapmış. Şöyle sağ taraftan devam edeceğiz bu arada. Gelmişler ve terraform etmeye çalışmışlar. İşte 5. ya da 6. sandığımız da burada arkadaşlar. Klasik şeyleri dolduruyoruz ve başarısız olmuşlar gibi bir hissiyat var içimde. Hatta başarılı olmuşlar. Yani biz ağaçlara daha gelemedik. Gölleri vesaire geçmişler. Bir daha bakayım şunun içerisine. Ağaçları vesaire büyütmüşler ama nedense bir nedenden dolayı ölmüşler ya da terraforming işi yan gitmiş. Acaba alüminyumu alalım. Şurada kalıntılarıyla ilgili bir şey var mı? Buralarda hiçbir not bulamadık ama oksijen bitiyor. No. Var mı yanımda oksijen şeyi? Var. Yapıştırdım gitti. Oh. Ölmek istemiyorum artık ya. Böyle bir teori ürettim arkadaşlar kafamdan. Çünkü çok ilginç böyle bir gezegende ağaçların vesaire olması, kalıntılarının. Evet, bence gelmişler buraya. Defalarca kez denemişler terraform etmeyi burayı. Ama bir nedenden dolayı bunun tepesinden giremiyoruz. Deconstruct falan edebiliyor muyuz bunun tepesini? Yok. Bir nedenden dolayı başarısız olmuşlar bir noktadan sonra. Herhalde yani Early Access'ten çıkınca biraz daha hikaye odaklı questler vesaire gelirse bunları çözebileceğiz. Aksi takdirde yani öyle ağaç kütüklerinin olmasının hiçbir anlamı yok. Etmişler terraform ama belki de ileride böyle diğer ırklar gelecek. Şeyi de çözemedik. Bu
bu kadar şey neden çakılmış buraya? Problem ne? Belki de işte farklı ırklar da gelmiş, onlarla savaşıyorlar ya da bir gizemli olaylar dönüyor olabilir buralarda. Bayağı suda olmuş bu arada. Geçen bölüm biraz ateşledik ya şeyleri. T2 jeneratörü yaptıktan sonra epey bir işte ısıydı, basınçtı, oksijendi. Ateşlemeye başladık. O yüzden fark ettiyseniz bayağı hızlı dolmaya başladı. Su seviyesi, çantam dolu. Ve beni biraz korkutuyor ama ah gerçekten, oh my god, bu bezde mi su altında kalacak? Ama yeter. Gerçekten yeter. Kalmasın. Kalmasın. Neler topladık şimdi? İki tane chest'imizi yerini bulduk. Onları gururla şuraya koyacağım. Ve altı chest'i bitirdik bile. Bir tane daha gizli bir yere gideceğiz arkadaşlar birazdan. Onu bulabileceğimden... Odalar arası aydınlık farkı var bakın. Girince... filtresi var laboratuvarın. İlginç bir şekilde. Buraya gelince aydınlık, buraya gelince karanlık. Şimdi fark ettim. Biomass roket geldi. Hemen ateşleyelim. Tree bark birikiyor mu? Yes. Bunu da çözdük arkadaşlar. Hiçbir şey koymaya gerek yok. Bu sağ altta bir şey gösterdiği zaman üretiyor demek. Sanırım ağaç dikeceğiz, ekeceğiz ileride. O yüzden bunları şimdilik şuraya depoluyorum. Yemek yedim, suyu içtim. Şunları da koydum. Okey, şu yeni roketimizi inceleyelim bakalım neler gerekiyor. Biomass'imizi katlayacak muhtemelen. Kesinlikle ihtiyacım olan bir şeydi. İşte burada. Tree bark, yes, yaptım çoktan. Süper, geleceği gördük arkadaşlar. Engine, 2 alloy, fertilizer, lirma, bla bla. Kesin unutacağım ne gerektiğini. Bir tane lirma alalım. Lirma ya da her neyse. Engine yapacağız. Çantamda engine malzemesi bu zaten hazırda var. O kadar çok malzeme var ki artık. Okey. Bir tane daha super alloy yapalım. Hazır şey varken. Okey. Fertilizer gerekiyor. Onu da artık çok rahat yapabiliyoruz sanırım. Şuna bak. Ne yaptım ya? Uranyum değil. Bunları koy. T2, T3 biraz... Burası da mı dolmuş? Her şey dolmuş. Şunlardan 3 tane gerektiğini hatırlıyorum sadece. Yes. 2 eggplant, 1 sülfür. Bunların hepsi var bizde. Şu ışık değişikliği birazcık rahatsız ediyor açıkçası. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Eggplant... Ne yapıyordum? Bir tane sülfür aldık. 2 eggplant. İridiumlarımızı da şuraya koyalım. Alüminyumları da koyalım. Evet, çantayı biraz boşaltalım. Süper. Eggplant, eggplant. Bir tane burada. İyi ki bunları üretmeye başlamışız. Bayağı gerekli çünkü. Ağaç da alalım. Bir tane ağaç da gerekiyordu. O hazır mı bunlar? Neredeyse. Yemek üretimi sistemimiz şahane oldu. Fertilizer. Sanırım hazırız arkadaşlar. Biomass roketimizi de göklere ateşleyeceğiz. Ama suyun yükselmesi beni yine korkutmaya başladı. Yani nereye yapacağım daha gerçekten? Şunların tepesine falan mı yapmam gerekiyor? Şöyle bakarsak etraftaki en yüksek lokasyondayız. Yani şu çok arkalara bakmazsak. Okey. Craft. Biomass roket. Patlat bakalım. Biomass'te biraz geriden geliyorduk. O da güzel oldu. Wow, bu ne böyle bitkili bitkili? Ateşle. Bir şey yağacak mı bu arada? Okumadım da. Moss spread'i arttırıyor. Çok güzel. Zaten moss şeyindeyiz, çağındayız. Şu anda. Bakteri ne? Global Generation Bonus bakteri şey yaparak. Okey. Biomass Multiplier ya bildiğin. Yeşil filtre mi geldi? What? Etraf bir yeşilleşti gibi geldi. Neler dönüyor? Yeşil bir filtre geldi. Renklerine ne oluyor oyunun ya? Merhaba Titanium. Böyle mi olacak artık? Çok saçma.
Okey, çantamız boşaldığına göre bir şey daha göstereceğim arkadaşlar size. Bunu bulabileceğinden emin değilim. En gizli lokasyon muhtemelen oyundaki. Base'imiz şuradaydı. Sola doğru gideceğiz. Sular altında kaldı bu ara gizli bölge. Umarım bulabilirim. İnternette biraz önce baktım. Şurada. Kayadan devam edeceğiz. Şu taşların arasında çok gizli bir yer var. Deconstructor'ı açmanız gerekiyor. Yes, gördüğünüz gibi şurada. Yukarıdan bir daha göstereyim lokasyonumu. Sular altında kalmışız. Evet, şöyle bir yerde arkadaşlar. Tam karşınızda kalıyor büyük batak. Base'di, şu ortada bir yerde battı. Şuradan aşağı inerseniz şurayı deconstruct ediyorsunuz. Suyla dolmuş şu anda. Oksijenim yok. Neyse, hızlı olacağız. Ve bir ceset buluyorsunuz ilginç bir şekilde. Oyunda hiç ceset bulmamıştık daha önce. Not. Beni buraya ölmeye yolladınız. İmkansız olduğunu biliyordunuz. Umrunuzda bile değil. Sadece kar amaçlısınız siz. Vesaire vesaire. Sentinel Corp'a laf sokuyor bizi yollayanlara. Oh, bunlar ne? Oksijenim bitiyor arkadaşlar. Hepsini alıyorum. Başka bir şey yok burada. Base'e gidince bakacağım. Şimdi onları okuyamam ama çok ilginç şeyler vardı orada. İlk defa gördüm. Suda da epey yavaş gidiyoruz. Okey, jetpack. Çok değişik itemlar vardı orada. Ya base'imi nereye yükselteceğim artık gerçekten? Evet, bakalım neler çıktı. Mikroçip. Bir deneyelim. Muhtemelen okutamayacağız artık. Çalışmıyor mikroçipler. Yok. Bunlar artık işe yaramıyor. Sanırım hepsini açtık diye. Nasıl çalışıyor bilmiyorum. Bunları koyduk. Başka ne çıktı? Pulsar Quartz'ın ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Çılgın bir enerjiye sahipmiş. Bu herhalde nükleer değil de fizyon falan, oralara girdiğimizde kullanacağız herhalde. 4 tane bulmuşuz. Çok iyi. Iridium rodlar geldi. Bayağı bir. Onun dışında tohum muhum cacık bir şey yok. %600'lük seedlerimiz de var bu arada. Moss %15 oldu. Müthiş hızlı bir şekilde artıyor açıkçası. Süper. Iridium'un da affedersiniz boku çıktı. Artık şey yapmayacağım ya. Malzeme toplamak yok yani. Tohumlarımızı koyalım. Bakar mısınız? Dolap dolap malzemelerimiz var. Şu T3'te şuraya koyacağım. T4 hatta bu yani. Topladığımız en çılgın materyal şimdiye kadar. Planet seedlerimizi yapıştıralım. %600'leri bırakıyorum. Onları ekeceğim çünkü birazdan. Evet. İridiumları da son bir kere roda çevirelim. Artık yeter yani, malzemeye doyduk. Kaç tane iridium rodum var? 12 tane var. Efsane oldu. Şu %600'lük seedleri ben ekmek istiyorum hızlıca. Vegetube yapacağız o yüzden 2 tane. Ne kadar üretiyorlar bilmiyorum açıkçası. Belki de şeye girmeliyiz yani. Algae reaktöre girmeliyiz ama yine de koymak istiyorum %600'lük seedleri. Water, silikon, magnezyum, alüminyum. Suları şuraya koymuştuk. Hayır, buraya koymuştuk. Bir tane içelim. İki tane, üç tane aldık. Tohumlarımız da geldi. Hemen topluyorum. Inventory'de yer... Hop, kalmadı yer. Ya bu kadar yemeğe de ihtiyacımız olmayacak sanırım. Ben bokunu çıkarmış olabilirim oyunun biraz. Ama yine de koyuyorum. Okey, yemekleri yapıştırdım. Eggplant kesin gerekecek. Bunları depoladım. Bir saniye, kafam karıştı. Food grower yapacağım ya. Ben ne yapmaya çalışıyorum? Evet, kafam başka yerlere gitti. Ama neyse. Yine yağmur yağıyor. Şahane. Pardon, food grower değil ya. Gerçekten beynim yandı. Nerede? Ha, veg tube yapacağız ya. Silikon al.
Kafa 1 milyon. Silikon şuradan alalım base'e girmeden. Süper. Vegetube. Bunları da koydum. %600'lük bir sürü tohumum oldu. Ama yine ne kadar üretiyor ki? 78 oksijen üretiyor. Yani. Algae generator basar ona ya. Burada bayağı su birikti herhalde. Of. Yeter ya, suya da doydum. Hiçbir şey suya ihtiyacım yok artık. 350 üretiyor bu. Biomass üretiyor bir de. Algae ya. Algae akar. Gerçekten. Bakalım şuradaki base'im komple sular altında kalmak üzere arkadaşlar. Çok ciddiyim, B planım yok yani. Bu base batarsa ne yapacağım? Ben çok aşırı derece inanarak bunu yapmıştım. Yani bir kadım yerden de yükseltmişim çok şükür ama... Yani geliyor. Şu eğime bakarsak... Yani geldi bile ya. Belki de oyunu bitiririz oraya gelene kadar arkadaşlar. O yüzden çok canımı sıkmıyorum açıkçası. Şimdi hedefimiz şey olmalı. Yani tek hedefimiz... Bir sonraki tiyerlere çıkmak olmalı. Burada halen malzemeler duruyor. Bu yüzden de işte Moss'u uçurmamız gerekiyor ve şu şeyleri bitirmem gerekiyor. Enerjiye bir daha bakayım. Enerji halen efsane enerjimiz var. Mailimiz yok. GPS'a bakarsak... Evet, belki yani en düzgün... Yani konuşamadım. En düzgün yere inşa etmişiz. Ama çok fena. Yandık yani. Burası nehir yatağı şöyle bir. Ne nehriyse. Yapacak hiçbir şey yok. Yani bu sol üstte mi gitmek gerekiyor? Yapacak hiçbir şey yok. Kaderimizi kabulleneceğiz arkadaşlar. Şimdi odaklanmamız gereken şey şu dördü. Üçü. 63 oksijen. Fena değil. Yavaş yavaş gidiyor. Heat geldi bile. Heat geldi bile bu arada. Pressure çok kötü. Evet. Pressure ve oksijene odaklanıyoruz. Pressure. Drill 3'ten öte ne vardı? Şey vardı. Ore extractor vardı. Ore extractor yapalım ya. Bu malzemeleri harcamış oluruz. Osmium. Iridium rod. Boş yere osmium falan topladık o kadar. Neredesin osmiumlar? Kaç tane alalım. Iridium rodları da. Hepsini harcayacağım ya. Hatta ore extractor'ı... Neredesin? Herhalde tepe yapmıyordur. Yapmıyor tepeye. Koy şuraya ya, ne olacak? Okey, birleştirdim. Bir tane daha yapıyorum utanmadan. Alüminyum, titanyum. Hemen alalım. Alüminyum. Titanyumlarımız tükenmek üzere. Utanmıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Utanmadınız mı? Utanmadım mı? Or extractor koyarken. Evet, basıncı da uçurduk gibi geliyor. Hatta utanmadan bir tane daha yapabilirim. 2 osmium. Super alloy. Çünkü osmiumları burada dolapta beklesin diye yapmadım herhalde. Titanyum, super alloy. Okey. Bu da hazır. Titanyumlar bitiyor. Super alloy'um kaldı mı? Super alloy rica ediyorum. Kalmamış. Hemen yapabiliriz. Fabric. Halen hiçbir fikrim yok. 20 bölüm oldu arkadaşlar. Fabric nereden çıkaracağım bilmiyorum. Bir tane daha yapıyoruz. Artık temel materyalleri base'de biriktirmeyeceğim. Gelip buradan alacağım. Çünkü buradan onlarcası hazır olacak muhtemelen. İşte bu ya. Çalışın, çalışın. Halen de enerjim var bu arada. Hayvan gibi inşa etmeye devam edebiliyorum. Başka nasıl uçurabiliriz? Algae reaktör yapabiliriz. Onun için nugget gerekiyor. Nugget tarifimize bir bakalım. Nugget'ımız kalmadı. Canım nugget çekti. Buna da mushroom gerekiyormuş. Demek ki bütün yiyeceklerin bir yeri var arkadaşlar. Hepsini saklamak gerekiyor. Yiyecekler önemli.
Var mı mushroom'umuz? Dolu dolu var. 1, 2, 3, 4 tane mushroom'um var hatta. Bir de silikon alırsam şuradan. Yes. 1, 2 tane nugget yaptım. Nugget, okay. Fertilizer bir tane de. 2 de alloy. Fertilizer için de... Gerçekten maliyetliymiş bu ya. 3. Çok maliyetliymiş bu. 3 tane bundan, 2 tane eggplant. Kaldı mı eggplant'ım? Tabii ki kaldı. O kadar üretiyoruz ki. Sülfür. Tabii ki de sülfürler. Bir ömürlük sülfür toplamışım, bitmiyor. Alright, bu da hazır. İki süper alloy ile bitiriyoruz işi. Silikonları tükettik sonunda. Bitti. Bir tane magnezyum. Şuradan alırız magnezyumu. Dolapları boşaltmaya gerek yok. Çat. Magnezyumu aldım. Buraya mı yapsam, başka bir yere mi yapsam? Fark ediyor mu acaba? Ya, çünkü etrafında alan göstermiyor. O yüzden fark etmediğini varsayıyorum. Bunun içine bir şey koyuyor muyduk? No. Artı 350 oksijen. Biomass de üretiyor. Efsane oldu. Şimdi şeyi düşünmeye çalışıyorum. Su çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Base'i ne yapacağım? Base'i ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bir kumar oynayabiliriz. Endgame'e geliyoruz yavaştan. Birkaç bölüme. İçeride ne oluyor ya? Kendi kendine crafting mi yapıyor? Hayırdır? Ya da yani şu kadar yükseklik bize ne kazandırır onu düşünüyorum. Aslında yapabiliriz ya. Şunları bir tık yükseğe yapacağım sadece. Aynen. Zaten base'imizin çoğu yukarıda. TI'ler birikirken, çünkü drill 4 gelecek biraz daha birikirse TI. Ben birkaç tane demirle foundation yapacağım şimdi. Zaten beleş şurada demirlerimiz var. Oh oh, çalışın çalışın. Daha yeni inşa ettim ve doluyor. Evet. Şöyle foundation'la nükleerleri yana taşıyacağım. Keşke kontrol gibi bir tuşla. Problemin ne dostum? Kontrol gibi bir tuşla birden fazla inşa edebilsek. Deneyeceğim. Shift'e bas. Ah, Flower Spreader geldi. Shift'e basıp tıklıyorum. Olmadı. Kontrole basıp tıklayacağım. Olmadı. Öyle bir komut herhalde yok. Birkaç tane daha koyacağım, sonra Flower Spreader'a bakalım. Bir saniye, tier 2'si geldi. Flower Spreader 1 var zaten bende. Karanlıkta hiçbir şey görmüyorum. Buraya sonra geleceğim. 1 var. Şuradan yapıyoruz değil mi? İşte 400. Şöyle bir şey yapacağım. %400'ü çıkardım arkadaşlar. %600'ü koyacağım ona. Ne oluyor? Susadım. Ne cüretle susarsın. %600'ü koyacağım. Çünkü o daha ileri seviye bir alet olduğu için Drill 4 de geldi. Süper. %600'ün burada daha çok getirisi olacağına. Evet. 966 üretiyor artık. Çok mantıklı. Susuzluğumuzu gidirdik. Gidirdik. Artık kelimeler kifayetsiz. Şey, çok terraform yapınca böyle oluyor arkadaşlar. Bütün astronotlarda görülen bir şey. Dil sürçmesi vesaire. Terraforming'in getirdiği şeylerden bir tanesi. Drill 4 nasıl yapılıyor? Yaparız. 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 Ama ondan önce başka bir şey yapacağım. Neyle uğraşıyordum? Flower Spreader 2 yapacağım. 2 Super Alloy. 2 Fertilizer. Şöyle bir şey yapacağım. Bunların hepsini alıyorum. Çünkü Super Alloy yaparken bu malzemelerden gerektiği için bunları komple alıp Super Alloy'a çevireceğim base'de hızlıca. Bir tane de alüminyum gerekiyor ekstra. Yes, şimdi bayağı bir
Aynen 1, 2, 3 magnezyum silikon. Silikon bitti. No. O ilk bölümleri hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Böyle ortalıkta salak salak gezinip silikon peşinde koşturuyordum. İşte oraya geri döndük şu aşamada. Orada demiştim yani silikon hiçbir zaman yetmeyecek demiştim ve tekrar buraya geldik. Okey, bayağı bir ürettik. Bunu yapacaktık değil mi? İki tane fertilizer yapalım hızlıca. Fertilizer'ı artık öğrendim. Sayılır. Eggplant mi gerekiyordu fertilizer için? Fertilizer T2 de var. Bu da ne? Eggplant'imiz yok sanırım. Aynen. Eggplant'imiz yok. Super alloy. Eggplant büyüdü mü? Büyümüş. Okey. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Hızlıca bunları buraya bırakıyorum. Okey. Drill için her türlü gerekecek çünkü. Yanımıza bir tane yemek alalım hızlıca. Artık ne yiyeceğimi de bilemiyorum. Çünkü her şey gerekiyor bir şeyde. Herhalde squash yiyelim. Squash gerekmiyor pek. Okey. İki şey kaldı. Flower spreader yapacağız. Bunun için eggplantlerin büyümesini bekliyorum. İkinci ve son olarak da drill geldi. Super alloy. Gidip hızlıca bir super alloy toplayalım ya. Bayağıdır gitmiyorum oraya. Muhtemelen atladığım, kaçırdığım şeyler de var. Şuradaki vadide super alloy'lar olmalı. Yine şuradan çıkmayı deneyeceğim. Çıkamazsın oradan. Oradan deneme. Bu ne? Okey, suyun içinde durunca arkadaşlar ya da böyle etrafta değişik ışık olunca yansıyor ve hiç keşfetmediğim yeni bir malzeme buldum zannediyorum. Ama nadiren öyle sonuçlanıyor durumlar. Bakalım bakalım, bayağıdır gelmiyoruz buraya. Belki de super alloy'lar spawn olmuyordur ya. Sanırım olma derken bir tane buldum. Biliyorsanız yazarsanız yorumlara çok sevinirim. Yeniden çıkıyor mu? Super alloy'lar respawn oluyor mu burada? Ha, bilmek gerçekten işime gelir. Çünkü habire buraya geliyorum toplamak için. İki tane oldu. Üç oldu. Hiç fena değil. Dört. Fena değil. Şu sandığı açtım diye hatırlıyorum da bir daha check edebiliriz. Okey. Yok ettim gitti. Epey bir sıçrıyor da ya. Acaba şunu da bilmiyorum. Bir sürü soru var kafamda. Agility booster'lar yapıyoruz ya, koşma speed'imizi artıran, daha hızlı koşmamızı sağlayan. Bunlar acaba zıplama mesafemizi de arttırıyor mu? Çünkü bu ne? Bunu yeni gördüm. Çünkü daha hızlı koşarsak mantıken daha yükseğe zıplayabiliyoruz gibi bir his var şimdi. Daha ileri zıplayabiliyoruz daha doğrusu. Koşma hızımızla doğru orantılı olarak. Tamamdır, yeterince topladım bence. Alüminyum da alalım, bitmek üzereydi. Ölmeden çıkmalıyız buradan, nefesim. Parçalıyorum seni, dikkat dağıtıyorsun. Bu sefer oksijen kapsülüm yok ama herhalde yetişirim. Yine ilk bölümlerde böyle o kadar yavaştı ki karakter, oksijen vesaire sıkıntıydı. Artık ışınlanıyoruz neredeyse, sıkıştım.
Ucundan yetiştim. Ucundan yetiştim. Drill'i yapıştıralım arkadaşlar. Bakalım neler getiriyor. İki tane daha Super Alloy lazım. Ki şuradaydı. Osmium'ları da alalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet. Giga Drill yapıyoruz. Ailenin son bireyi. Bam. Halen enerjimiz var. Harika. Şunlarla kıyasla gerçekten bu merkezine kadar deliyor gibi gezegenin. Ne yapıyor? 25 heat, 459 pressure. Bu veletler ne yapıyor? 0.25 heat, 17 pressure mı? Dalga mı geçiyorsun? Bunlar T3 mü? Evet, ne kadar fark var T3 ile T2 arasında? 459. 459'a 17. 20 tanesine değer. Heat'i de hesaplarsak çok daha iyi. Şundan bir tane koysak oyun bitti yani. Okey, bunu öğrenmek çok iyi oldu. Şunları toplayalım base'imizin altında. Gerçekten efsaneymiş ya T3'ler. Ve sağ üstten TI'mızı görüyorsunuz, bayağı hızlı artmaya başladı. Onu koymanın etkisi bile olabilir. Ve %600 çiçekler böyle duruyormuş. Gerçekten uzaylı çiçeklere benziyorlar. Şimdi şeye devam edelim. Şunları birazcık yükseltelim de. Ya gerçekten su altında kalmasın hiçbir şey. Çünkü TI'miz oldukça hızlı bir şekilde uçuyor zaten benim dokunmama gerek olmadan. Şuradan demirleri alalım. Süper. Güzel oldu. Artık hiçbir şey toplamamıza da gerek kalmayacak umarım. Neredesin platform? Bu da yerden pek yükseltmiyor açıkçası. Hayır. Bunu nasıl yaparım? Şunları almak gerekiyor. Aynen. Hayır. Of, base'i yıktım zannettim. Kalp krizi. Kalp krizi. Şunlardan koymak istiyorum sadece. Panik yok. İşte böyle, panik yok. Şunun yüksekliği de ne kadar kurtaracak beni? Bilmiyorum ki. Koymuyor bile buraya. Koydu. Son bir tane daha. Yükseltmiyor bile, bakar mısınız? Yerle aynı seviye. Aynı seviye oldu. Şunları hemen taşıyalım yukarı. İnventörümde yer var mı? Sayılır. Enerjim çöktü bir tanesini kaldırınca. Hemen geri koyuyorum. Yarısı yerin altında, saçma sapan bir şekilde inşa oldu. Ha, yarısı zaten yerin altındaymış. Okey, ilginç. Gördüğünüz gibi iplik pamuğumuza bağlı. Şey, artık enerji gökten gelmiyor. T2 de yapabilirim ama bakayım. Explosive Powder aslında T2 de yapabilirim. Ama ben bunları koyayım yine de. T2 mi de yapacağım ben. Bu arada yukarıda şey, yatak odam var. Nükleer reaktör manzaralı oldu artık. Şurada olması lazım yatak odam. Bakayım, aynen. Efsane. Şey var, buradaki sinyallerden de kanser oluyorum, nükleer reaktörler vesaire. Süper. İyi ki radyasyon gibi bir metrik yok oyunda. Ne, oksijen mi bitiyor? Yok artık, base'imin önünde oksijenim bitiyor, su da bitiyor. Hayırdır, survival şeyleri vurmaya başladı beni.
Süper. Son bir tane daha. Evet, seni de alalım paşam. Paşa Radiator. Sığıyor mu? Şöyle koy gitsin. Ha, okey. Bunları en azından taşımış olduk. Tamam ya, gerisi sıkıntı değil zaten. Gerisi... Onları alırız, bitkileri. Güzel, base'imiz gerçekten mega base oldu ya. 100 milyona gelmek üzereyiz. Büyük bir milestone olacak, checkpoint olacak bizler için. 100 milyon. Atladığım bir şey var mı? Geçenlerde birkaç tane tarif açıldı ama... Hepsini yaptık mı onların? Sanırım yaptık ya. Bir saniye. Flower Spreader 2'yi yapmadık. Çünkü şeyimiz yoktu. Patates domatesimiz yoktu. Hemen onu da yapalım. Bunlar birikti mi? Yes. Eggplant'imiz yoktu. Geri koyalım her şeyi. Oops. Bence bu kadar bitki de yeter ya. Üretim açısından. Ya, fertilizer yapacağız değil mi? Fertilizer için algae gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve superalloy gerekmesi lazım. Superalloy ne alakaysa. Hayır, sulfur gerekiyormuş. Benim hatam. Ama hissettim yani. Superalloy ne alaka dedim. Fertilizer'la. Bir fertilizer, iki tane daha eggplant var mıdır? Haydi. Ah, çıkmadı. Eggplant yaktı bizi. O zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu malzemeleri buraya koyuyorum şimdilik. Aynen, hepsini buraya koydum. Geri alacağım ve şeyimizi yapacağız. Bir tane eggplant birikince flower spreader take yapacağız. Bunu yapmadan bence bir tane daha nükleer reaktör patlatalım. 3 uranyum rodum var, explosive powder'ım var, her şey var. 1, 2, 3. Suyum da istemediğim kadar var. Aldım gitti. Evet, bir tane daha yapalım. Neden sığmıyor? Ha, sığıyor. Süper. Roketleri de bir tane daha mı biomass şeyi fırlatsak? Roketi. Çünkü diğerlerinde sona geldik sayılır. Bence bir... fertilizer. Bence bir tane daha fırlatalım. Ve hatta bir sonraki bölüm atalım bunu. 40 dakikaya yaklaşmışız. Bu da çok keyifli bir bölümdü arkadaşlar. Oyun o kadar zevk veriyor ki bana. Yani... Early Access'te olmasına rağmen şuna bak. Neler inşa ettik ve daha ya yapacak yani birkaç şeyimiz daha var. Aşırı keyifli bir oyun gerçekten. Most'a %33'e gelmiş. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Serinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.